Sarı, mavi, turuncu, yeşil. Gül kurusu, beni açtı gibi. Elimizde birçok renk var ama biz beyazı seçtik. Çünkü en masum olan oydu. Küreyle seyahat işini çok sevdiniz. Şahane yorumlarınız vardı. Yükleyelim beyazı. Çok iyi. Heyecanlı mıyız? Güldük, eğlendik. Bakalım nereye seyahat ediyoruz? Evet, seri bir tur. Hop. Güm. Okyanusa düştük hocam. Döndür bakalım. Kuzey küre, yine yarım küre, Ekvador şuralar, şurası. Güney Afrika. Bence güzel yemekler. Herhalde öyledir. Gelin Güney Afrika mutfağının sevilen lezzetlerine göz atalım. Sebzeli kıyma katmanı üzerinde sütlü, yumurtalı ve defne yaprağıyla fırınlanarak yapılan boboti, genelde zerdeçallı üzümlü pilav ve meyve çatnileriyle birlikte servis edilir. Potiyekos yemeği ise içinde bolca sebze ve et bulunan bir çeşit güveç yemeğidir. Mısırın kurutulmuş unu ile birlikte hazırlanan meylepap, günün her öğününde doyurucu bir karbonhidrat kaynağı olarak tercih edilmektedir. Farklı protein kaynakları olarak timsah, zebra, deve kuşu gibi hayvanları da sofralarda marine edilmiş, soslanmış ve ızgara yapılmış şekilde sıklıkla görebiliriz. Sevilen tatlıların başında ise kayısı marmeladı ile hazırlanan, yumuşak kek üzerinde servis edilen ılık krema soslu malva puding ve çıtır bir hamur içerisinde süt, şeker ve yumurtadan elde edilen kremasıyla fırınlanıp tarçınla servis edilen melt tart yer almaktadır. Ben bugün sizlere içinde Güney Afrika mutfak kültürünün tüm zenginliklerinden bir parçayı bulunduran boboti'yi yapacağım. Gördüğünüz gibi boboti'nin muhteşem rengarenk malzemelerini önüme dizdim. Yalnız bu kadar renkli içerisinde birazcık da böyle Güney Afrika'yı düşününce ben birazcık siyah kaldım. Ufak böyle bir renkli gömlek alabilir miyim acaba? Heh, güzel oldu ha. Bir de üstüm kirlenmesin. Bir tane önlük alayım. Heh, şimdi oldu. Ocağımızın altını açabiliriz. İçerisine tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı erirken size söylemem gereken bir şey var. Küreyle seyahat etme işini çok sevdim. Yorumlardan anlıyorum ki videoyu siz de beğendiniz. Teşekkürler. Ama YouTube dedi ki bu videoyu tekrar paylaşılmadı. Ben de öne çıkarmam. Beğensinler, daha çok paylaşayım. Yorum yapsınlar, öne çıkartayım. Bol bol paylaşsınlar, birinci yapayım. Siz de benim gibi bu işin devam etmesini istiyorsanız beğeneceğiz, yorum yapacağız. Aynı zamanda bol bol paylaşacağız. Boboti. Sıcak tereyağımıza hafif şöyle bir yemeklik doğranmış bir soğanım var. Yöresel olarak, şehirsel olarak hatta evden eve değişen boboti tarifleri var. Temel yöntemler arasında ve temel malzemeleri sabit tutup bunları size nasıl aktarabilirim diye birazcık kafa yordum. Ama ortaya çok enteresan bir yemek çıkacak. Tadına inanın ben de bilmiyorum. Klasik tereyağı ve soğan kavurma işlemi birazcık böyle Fransız mutfağını andırıyor. Sonrasında gelecek olan baharatlar biraz Asya'yı andırıyor. Orada çatni var, Hindistan'dan geliyormuş gibi. Gerçekten tam bir seyahat. Evet, şimdi baharatlar. Toz kırmızı biber, karabiber, tuz, köri, zerdeçal çok miktarda kullanılıyor ve kimyon. 2 dişli ezilmiş sarımsak. Bunları güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Baharatlar kavruldular. Zaten yağla bütünleşip böyle hafiften soğanların yumuşadığını da gördük mü kıymayı ekleyeceğiz. Kıymayla epey bir kavrulacak. Şimdi buraya kadar her şey normal. Baktığınız zaman baharatlı, soğanlı bir kıyma kavrulması. Sonra fırına girecek. Üzerinde sosu falan var ama bunun bizim bu kadın budu köftedeki gibi pişmiş olanın pişmemiş başka bir malzemeyle karışma durumu var. Yani başka bir harç yapacağız. Şimdi bildiğiniz köfteci gibi ekmeği sütle ıslatıyoruz. Ekmek içi olacak. Bayat ya da taze olması çok fark etmiyor. Benimkisi bayat. Bakın bolca bir sütle ıslattım. Bu sütün içerisine sonra sıkacağız. Ekmeğini kullanacağız ama sütü atmıyoruz. Az sonra. Kıyma hazır. Altını kapatıyoruz. Şimdi bu kıymayı bir cam kaseye alalım. Ama burada kolay. Heh. Tamam. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kuru üzüm. İşler değişmeye başladı. Bir de mango çatni, elma çatni, ananas çatni, muz çatni. Bu yemeğin olmazsa olmazlarından. Ben de hazır versiyonunu kullanacağım. Bu bir çeşit tuzlu, soğanlı marmelat gibi düşünebilirsiniz. Karıştıralım içerisine. Şu anda rengi yani bizim yemek göz zevkimize göre birazcık değişik. O sarılar, bir de üzüm girdi işin içerisine. Bu İngilizlerin meatloaf denilen böyle ekmek şeklinde bir köftesi var. Onun da içerisinde bolca bu tarz şeyler var. Onu andırıyor bana. Birazcık elma rendeleyeceğiz içerisine. Biraz da limon rendeleyelim. Yarım da limonun suyunu sıkalım içerisine. İşler karışıyor. Epey tatlı bir görüntüsü var. Şimdi sıra geldi ekmek kısmına. Bir saniye geliyorum. Tamam, bu işimi görür. Ekmeği süzeceğiz, biraz da sıkacağız. Çünkü ekmekte kullandığımız sütü birazdan üzerine de kullanacağız. Sizin de ufkunuz genişliyordur umarım. Yani ben bu bilgi deryasında ne kadar küçük bir yer kapladığımızı burada araştırdıkça görüyorum. Yani Güney Afrika mutfağını bile tek başına yani günlerinizi alır sadece yemeklerin isimlerini öğrenmek. Ki bırakın tekniğini vesairesini. Yani ben bir tane yemek için bile inanılmaz vakit harcıyorum. Şimdi ekmekler içeri, sütü az sonra kullanacağız.
Şimdi burada yaptığımız şey aslında ekmeklerin içerideki nemliliği çekmesi. Bakın böyle bir kıvama bağlama kattı. Üzümler de içerideki o suyla şişmeye devam ediyorlar. Harcı fırın kabına alıyoruz. Şimdi bunu pişirmede de bir iki yöntem var. Birincisi birazcık bu harcı pişirip sonrasında üzerine sosu dökmek. Onun yerine ben bunu birazcık soğuması için dinlendireceğim. Böylelikle içerideki tereyağı ve kıymanın yağı birazcık donacak. Sonrasında sütlü yumurtalı karışım yapıp üzerine dökeceğim. O arada fırınım ısınmış olur hem. Fırını da yaklaşık 180 ile 200 derece arasında açacağım fanlı. Bir yarım saate falan yemek hazır. Gayet de kolay baktığınız zaman. Evet, muazzam sıkıştı. Şimdi buzdolabına gidiyoruz. Yeteri kadar soğudu. Sosunu hazırlayabiliriz. Az önce ayırdığımız ekmeğin altındaki sütümüz var. Birazcık tuz atalım. İçerisine önce bir 3 yumurta kıracağım. Kıvamına bakacağım. Gerekirse 4.'ü de kırarız. Bunun kıvamı yeterli oldu bence. 3 yumurta iyidir. Şimdi üzerine dökebiliriz. Hafif aralara da girecek. Bir olmazsa olmaz malzememiz de defne yaprağı. 5-6 tane koyalım. Fırına gidebiliriz. Yemek inanılmaz oldu. Şahane kokuyor. Artık Efecan gelebilir. Uçan Kelebek devamı ne zaman gelecek ya? Yeni bölümü tam şu anda çekiyoruz. Göz kırpma. Yorum cevaplıyordum ya. Hadi bakalım. Böyle açmamla bir şey değişmeyecek senin için. Bu ne? Omlet gibi üzeri şey vardı, babaannem yapardı, neydi? Süt pidesi. Süt pidesine benziyor. Defne yaprağı bunlar. Evet. Balık kokusu mu alıyorum? Kokular o kadar yoğun ve karışık noktalardan gelecek ki nasıl bir tat alacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Bence sunum biçimi olarak Avrupa değil, Asya'da ülkelerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Avrupa Afrika ve Amerika. Böyle Balkanlar görseli var ya burada üstte. Yani görsel olarak hiç kokusunu duymayalım. Balkanlar bu kokuları almayız çünkü. Görselde bir Balkanlar var. Var. Tadalım o zaman bence. Tadı nereye yönlendirecek? Tadından yola çıkmak istiyorum bu sefer. Başlıyorum izninle. Kıyma. Kıyma var. Meyvemsi bir şey var içinde. Ne bu? Her şeyi ben kuru üzüm. Ya. Bu nedir? Ne kadar güzel bir şey bu. Bu ne kadar güzel bir şey. Böyle bir tatlılık var. Çok mu tatlı bir şey olacak diye düşünüyordum. Baharatlarla çok dengelenmiş. Bir de yerken daha da çok tatlılığı arttırsın diye bir de böyle vereyim. Bak bakalım neymiş. Mango çatlı. Mango çatlı. İçindeki tatlılığı mango çatlıdan mı alıyoruz? Bir de elma var. Bir de üzümlerin tabii şekeri bayağı var aslında içeride. Tropikal bir yerlerden doğru kayıyorum. Hadi bakalım. Yani Avrupa değil, mango çatlini arasın. Avrupa'da belki yönünü yanıltmaya çalışsın. Asya ülkesinden çıkmaz böyle şey. Ya Orta Afrika diyorum, Ekvator'un geçtiği yerlerden ya da Güney Amerika. Ekvator mu? Ülke olan Ekvator. Yok değil. Güney Amerika mı? Değil. Filipinler'de falan mı var acaba diyeceğim böyle bir yemek? Asya efekti de aslında var ama ülkemiz Asya'da değil. Avrupa efekti de var ama ülkemiz Avrupa ülkesi değil. Avustralya? Değil. Güney Amerika o zaman? Değil. Afrika kıtasındayız. Güney Afrika! Tam Charlize Theron'un babaannesini tarif edecektim ki... Bu seride Afrika'dan devam ediyoruz herhalde. Parmağın Afrika'ya mı geliyor? Şöyle güneye mi gitsem derken aslında Hollanda etkisi var, Portekiz etkisi var, Fransa etkisi var pişirme yöntemlerinde. Yemek gerçekten dünya mutfağına böyle damağına da çıksa denilebilir bir yemek. Yanında neden pilav yediklerini şimdi anlayabiliyorum. Keskin bir tat bırakıyor damakta özellikle çatney. O pilav onu birazcık kesebilir. İsmi ne? En önemli şey sormadım. İsmi söyledik. Boboti. 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 En genel kullanılan tekniklerle, malzemelerle bir boboti yaptım. Bu da bizim bobotimiz bu arada. Mesela bazini denemek istemem ama bunu mesela sevdiklerime denettirmek isterim. Bak al diyeyim eşime şundan bir kaşık vermek isterim. Götürürüm belki. Götürürsün götürürsün. O zaman bir sonraki yolculuk deneyi bilmiyorum. Senlere parmağını getirirsen. İnşallah Afrika olmaz. Daha çok Afrika yemekler böyle. Yeter artık Afrika ya. Tamam başka, tamam, başka yapalım. Afrika denk gelirse Afrika'ya es geçeceğim. Başka bir ülke gelsin. Tamam. Yani denk gelirse de Afrika'ya atlıyorum. Yeter. Benzer tatlara alıştık. Bolca yorum bekliyoruz. Paylaşım bekliyoruz. Evet. Videonun altından paylaşın. Evet, oradan paylaşın mutlaka. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.